Herkese merhaba. Parmak Yalatan Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere fırında, ekmek yatağında, sosuyla, peyniriyle mükemmel bir köfte tarifi vereceğim. Köftemiz için gerekli olan malzemelerimiz yarım kilogram kıyma, kuzu dana karışık, yarım su bardağı bayat ekmek içi, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı su, 1 adet yumurta, 100 gram rendelenmiş parmesan peyniri, 150 gram mozzarella peyniri, 1 çay kaşığı tuz, baharatlarımız 2 çay kaşığı sarımsak tozu, 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı kuru fesleğen tozu. Köftemizde gerekli olan malzemeleri videomuzun alt tarafında belirttim. Köftemizin sosunda kullanacağımız malzemeler ise 4 adet kabukları soyulmuş, rendelenmiş veya blenderdan geçtiğimiz domatesimiz var. 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay bardağı sıcak su, 1 orta boy soğanımız var arkadaşlar. Kuru soğan. Bunu soyduktan sonra küçük küçük doğradım. 2 diş sarımsağımız var. Onları da gördüğünüz gibi bu şekilde doğradım. Baharat olarak ise 1'er çay kaşığı kekik, karabiber, nane ve kuru fesleğen tozumuz var. 1 çay kaşığı da tuzumuz var. Köftemizi yapmaya başlıyorum. Kıymamızı kabımızın içerisine alıyoruz. Bayat ekmek içini döküyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Karabiberimizi ilave ediyoruz. Kuru fesleğen tozu, sarımsak tozu. Parmesan peynirimizden de yaklaşık yarım su bardağı kadar katıyoruz. 1 adet yumurtamızı kırıyoruz. Ve harcımızı karıştırıyoruz. 5 dakika kadar karıştıracağız, yoğuracağız arkadaşlar. Bu aşamada yarım su bardağı soğuk suyumuzu da katıyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz. Evet, köftemizin iç harcı hazır. Şimdi elimizi ıslatıp şöyle şekiller vereceğiz. Köftelerimizi gördüğünüz gibi yuvarlak küçük toplar şeklinde hazırladım. Hepsi hazır. Tavamızı ocağımızın üzerine aldım. Sıvı yağımızı ilave ediyorum. Ocağımızı açıyorum. Yağımız ısındı. Orta ateşte köftelerimizi arkalı önlü birer dakika kızartacağım. Evet, arka taraflarını çeviriyorum. Tavamızı ocağımızın üzerine alıyoruz. Ocağımızın altını açıyoruz ve 4 yemek kaşığı sıvı yağımızı ekliyoruz. Domates sosumuzu yapıyoruz şimdi. Soğanlarımızı ilave ediyorum. Sarımsaklarımızı da ilave ediyorum. Soğanlarımızı 2-3 dakika kavuruyoruz. Sonra içerisine 4 adet rendelenmiş veya blenderdan geçirmiş domatesi sokuyoruz. Domatesimiz kaynamaya başlayınca baharatlarımızı ve tuzumuzu da ilave ediyoruz. İçerisine 1 çay bardağı da kaynar su ilave ediyoruz. Köftelerimizi sosumuzun içerisine alıyoruz. Evet, 5 dakika bu şekilde. 5 dakikada diğer taraflarını çevirip pişireceğiz. Köftelerimizin bir yüzü 5 dakikadır pişiyor. Diğer yüzlerini de şimdi çevireceğim. Evet, diğer taraflarını da bir 5 dakika pişireceğim arkadaşlar. Toplam 10 dakika pişirdik köftelerimizi. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Köftelerimizi pişirdikten sonra somun ekmeğimizi elimize aldık. Şimdi ekmeğimizin üzerini keseceğiz. İçerisini şöyle çıkartıyoruz. İçerisine mozzarella peynirimizden bir miktar koyuyoruz. Evet, mozzarella peynirimizi ekmeğimizin içerisine koydum. Şimdi köftelerimizi koyacağım. Biraz da sosundan döküyorum arkadaşlar. Üzerine parmesan peynirimizden koyuyoruz. Mozzarella peynirimizden de bu şekilde yerleştiriyoruz.
Bu peynirlerin yerini bulamazsanız arkadaşlar eski kaşar veya taze kaşar da kullanabilirsiniz. Köftelerimizin üzerine parmesan ve mozzarella peynirlerimizi koyduk. Şimdi önceden 175 derecede ısıttığımız fırında üzerindeki peynirlerimiz kızarana kadar pişireceğiz. Köfteli ekmeğimizi servis tabağımıza çıkardım. Şimdi kesiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içi ve her tarafı mükemmel. Evet arkadaşlar, şimdi lezzetine bakacağım. Şu şekilde bir keseceğim. Evet arkadaşlar, şimdi içerisine bakıyoruz. Gördüğünüz gibi süper pişmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Yapıp yiyecek olanlara afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz, videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorum ve önerilerinizi bekliyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.